Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Öfkesini yenenlerin mükafatı nedir? Öfkelerine hakim olarak dinimizin uygun görmediği bir davranış sergilemekten sakınan kimseler hem bu dünyada hem de ahirette çok kazançlı çıkacaklar. Kur'an-ı Kerim'de bu kazanç cennet ve mükafatların en büyüğü olan Allah sevgisi olarak açıklanmış. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine Kur'an'da Öfkelendiği zaman bağışlamak müminlerin üstün özellik arasında sayılmıştır Şura suresinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da müminleri kızgınlık anında öfkelerini yenip sabretmeye teşvik ederek şöyle buyurmuş. Gereğini yerine getirmeye yani cezalandırmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimsenin kalbini Allah Teala emniyet ve imanla doldurur. Ne kadar büyük bir müjde. Yine Peygamberimiz öfkeyi yenmedeki başarıyı halk arasında övün sebebi olan yiğitlik kavramla ifade etmiş. Kahramanlığın fiziki güç gösterisi ve kaba kuvvete başvurmak olmadığını asıl yiğitliğin öfkeyi yenmek olduğunu bildirmiştir. Rivayet aynen şöyle. Gerçek yiğit güreşte rakibini yenen kimse değil, Kızdığı zaman öfkesini yenen kimsedir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şeriflerinde müminleri insani ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin çözümünde meşru olmayan yollara başvurmaktan sakındırmakta. İnsanın şecaat duygularını güç ve kuvvetini hayra yönlendirmektedir. Bizler de bu duygumuzu hayırda ve güzelde kullanmaya gayret ederek inşallah öfkeyi yenmenin en büyük mükafatlarına ulaşalım.